Öncelikle şunu ifade edelim ki, hani müslümanın başına işlediği bir günahından dolayı bir bela ve musibetin gelmesi onun günahlarına kefaret olur. İnşallah o günahın cezası ahirete kalmadan burada verilmiş olur. Ancak her günah işleyenin o günahın cezasını bu dünyada çekeceği diye bir kural ve kaide yok. Şimdi soruya gelince bir defa toplumun direği olan zekatı vermemek en büyük günahlardandır. Allah'ın emrine karşı gelindiğinden haram işlenmiş olur. Aynı zamanda zekat verilecek kişilerin de hakkının hakkı yenildiğinden kul hakkına girer. O halde hemen derhal tövbe etmeli ve vermediği zekatları zekat verilecek yerlere zamanında ulaştırmalıdır. Zekat bereketin sebebidir ve aynı zamanda belaların def edilmesine de bir vesiledir. Ancak bu büyük farzlardan olan zekatı vermeyen kişi bu zekatın bereketinden mahrum kalacağı gibi bir şekilde vermediği zekat kadar bir mal elinden bir şekilde çıkacaktır. Ya lüzumsuz gereksiz yerlere verecek ya da bir musibet gelip elinden alacaktır. Nitekim Birinci Dünya Savaşı'nda Müslümanların başına gelen o büyük musibetlerin hikmeti sorulduğu zaman Bediüzzaman Hazretlerinin verdiği şu cevap son derece manidardır. Cenab-ı Hak bir kısım maldan onda bir veya bir kısım maldan kırkta bir kendi verdiği malından birisini bizden istedi. Ta bize fukaraların dualarını kazandırsın ve kin ve hasetlerini men etsin biz hırsımız için tamakarlık edip vermedik. Cenab-ı Hak müterakim zekatını 40'ta 30, 10'da 8'ini aldı. Hem her senede yalnız bir ayda 70 hikmetli bir açlık bizden istedi. Biz nefsimizi acıdık. Muvakkat ve lezzetli bir açlığı çekmedik. Cenab-ı Hak ceza olarak 70 cihetle belalı bir nevi orucu beş sene cebren bize tutturdu. Hem 24 saatte bir tek saati haş ve ulvi, nurani ve faydalı bir nevi talimat-ı Rabbani bizden istedi. Biz tembellik edip o namazı ve niyazı yerine getirmedik. O tek saati diğer saatlere katarak zayi ettik. Cenab-ı Hak onun kefareti olarak 5 sene talim ve talimat ve koşturmakla bize bir nevi namaz kıldırdı. İşte bu dünyada zekatını vermeyen veya yapması gereken bir görevi yerine getirmeyen bir Müslümanın başına bir bela ve musibetin gelmesi elbette mümkündür. O halde o mallarımızı bir bela ve musibet elimizden almadan zekatlarımızı verelim. Görevlerimizi hakkıyla yerine getirelim. Böylece hem Allah hakkı hem de kul hakkı üzerimizde kalmasın. Hem mallarımızın bereketli olmasına vesile olsun hem de bela ve musibetlerin gelmesine engel olsun. Özetle söylemek gerekirse. Kim ne yaparsa sadece kendine yapar. Nitekim Casiye suresinin 15. ayetinin meali bu konuyu en güzel şekilde şöyle ifade eder. İyi işler yapan kendisi için yapmıştır. Kötülük yapanın da kötülüğü kendinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Yeni videolardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri aktif etmeyi unutmayın.